Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 25 Kasım 2019 Pazartesi, Kasım ayının son haftasının ilk gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hafta yoğun bir gündemle başladı. O gündem başlıklarından bazıları Ankara'da alçak uçuş yapan savaş uçakları oldu. Valilik daha önce bilgilendirme yapmıştı. Savaş uçaklarının alçak uçuş yapma sebebinin S-400 radar sistemiyle entegrasyon olduğu yönünde iddialar gün boyunca tartışıldı. Ankara kulislerinde ise Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne dönük iddialar tartışılmaya, konuşulmaya devam edildi. CHP Genel Merkezi'nden Muharrem İnce'yi hedef alan açıklamalar geldi. Güvenlik güçlerimiz ise aralıksız bir şekilde terörle mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sona erdi. Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarsa hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz amansız mücadelede bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdi. Suriye'deki gelişmeler de tabii ki yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerinin Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadelede gelinen nokta olması bekleniyor. Dünya genelinde bir süredir eylemler var. O eylemlerden belki de en farklı olanı Hong Kong'takiydi. Çünkü göstericiler kaba tabirle iyice azıtmışlardı. Oklar dahi kullanmaya başlamışlardı güvenlik güçlerine karşı. Hong Kong'taki gösteriler artık yavaş yavaş sona erecek gibi duruyor. Nedeni ise Hong Kong'ta yerel seçimler yapıldığı ve seçimlerde muhalif diye adlandırılan kesim büyük başarı elde etti. Çin medyası ise bu gösterilerin arkasında Amerika'nın olduğunu ve göstericileri özellikle maddi olarak desteklediğine dair kanıtları kamuoyuyla paylaştı. Bazı haberlerin başlıkları bu şekildeydi. Sırada detaylar var. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapısı Akçakale sınır kapısı 7 yıl sonra tekrar faaliyete girdi. Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattındaki kapı Tel Abyad üzerinden Şam merkezine kadar uzanıyor. Kapıdan ilk önce ülkelerine dönen Suriyeliler geçiş yapacak. İleriye dönük hedefse 1946 yılından bu yana kullanılan ticaret hattını yeniden canlandırmak. Türkiye ve Suriye arasındaki tarihi sınır kapılarından biri olan Akçakale sınır kapısı yenilendi. PKK'nın işgaliyle geçişlere kapatılan sınır kapısı 7 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçti. Türkiye'nin Şanlıurfa'dan Orta Doğu'ya açılan ticaret hattı olan kapıdan öncelikli geçişi Suriyeli mülteciler yapacak. 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye geçeceği gümrük kapısında temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı. Uzun vadeli hedef, 1946 yılından bu yana Arap dünyasına uzanan ticaret kapısını canlandırmak olacak. Akçakale'den Tel Abyad'daki önemli otoyollara bağlanan hat, Şam'dan Irak'a, Lübnan'a, Ürdün'e, İran'a, Suudi Arabistan'a kadar uzanıyor. Devam et. Suriye'de sıcak çatışmaların büyük oranda bitmesi ve Türkiye'nin terör koridoruna darbe indirmesi güvenli ticaret ağı için umut oldu. Bölgenin ticaret yükünün önemli bir bölümünü taşıyan bu ticaret hattı, ekonomik sıkıntıların çözülmesi için de katkı sunacak. Ankara'daki Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'na konuşlandırılan S-400'lerin test edildiğine ilişkin bazı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde sistemin radarlarının çalıştığı görüldü. Test sırasında F-16 savaş uçakları alçak ve yüksek irtifada uçuşlar yaptı. S-400 hava savunma sistemleri test edildi. Bu görüntüler Ankara'da çekildi. Biliyorsunuz S-400'lerin iki radarı var. Bir arama radarı, diğeri de atış kontrol radarı. Rusya'dan alınarak Ankara'daki Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'na konuşlandırılan sistemlerin radarı çalıştırıldı. Radarların teknik şartnameye uygunluğu kontrol ediliyor. Faaliyet kapsamında T-16 savaş uçakları radarlar üzerinde uçuş yaptı. Denemelerde savaş uçaklarının sisteme tanıtıldığı belirtildi.
Ankara Valiliği 25-26 Kasım tarihleri arasında kentte bir dizi alçak ve yüksek irtifada uçuş yapılacağını açıklamıştı. Valilik, uçuşların Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında yapılacağını ifade etmişti. Faaliyete F-16 uçaklarıyla diğer hava araçlarının katılacağı kaydedilmişti. Bunun üzerine ilgili açıklamanın S-400 denemeleri için yapıldığı konuşulmaya başlandı. Güvenlik kaynakları ise Ankara Valiliği'nin açıklamasının S-400'lerle ilgili olduğunu doğrulamadı. S-400 test haberi Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından henüz teyit edilmedi. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. Helikopter uçuşları da olabilir, insansız hava araçları uçuşları da olabilir. Yani radarın her türlü hava vasıtasına karşı tepkilerini ölçmek, takip etmek, testini yapabilmek için bir başlangıç bu. Öte yandan S-400'lerin denendiği haberleri CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 600 kilometre radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu diye yazdı. Çeviköz, daha önce yaptığı açıklamalarda S-400 alınmaması gerektiğini savunmuştu. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret edecek açıklamayı Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptı. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine katılmak için geleceği öğrenildi Putin'in. Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin kararı Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmesinden sonra aldığı da belirtildi. Sevgili seyirciler, Suriye'nin kuzeyinde Azez'de PKK sivillere saldırdı. Bombalı araçla yapılan saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de ağır yaralandı. Patlama sonrası çevrede ciddi oranda maddi zarar oluştu. Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de teröristler sivilleri hedef aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG PKK'lı teröristlerce araca yerleştirilen bomba patladı. Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu. Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG PKK sık sık bu ilçeyi hedef alıyor. Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekiplerinin PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenlendi. Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda 2 Kalaşnikov piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in üretim devrimi kurultayları kapsamında Anamur'dan sonraki durağı Antalya Gazipaşa oldu. Perinçek bu kez elin asırlı çiftçilerle sıcak bir çay sohbetinde önümüzdeki dönemin üretime dönük zorunluluklarını konuştu. Geldiğimiz nokta sıkıntılar var, zorluklar var. Onları siz çok iyi biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Buradan Türkiye bir üreticilerin milli hükümetiyle çıkış yapacak. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Çünkü madem kul dara düştü, öyleyse Hızır gelecek. İşte Hızır'ın gelmesi tarihi fırsat. Hızır'ı biz getireceğiz. Biz Hızır olacağız. Seralarından, bahçelerinden çıkıp geldiler. Milletin efendisi, Vatan Partisi Genel Başkanı'yla toprağa, ürünü ve kazancı konuştu. Antalya Gazipaşa'da üreticiler Perinçek'le birlikte sorunları masaya yatırdı. Önümüzdeki dönem zorlukları milletin önüne koyan ve zorlukları paylaştıran bir hükümet. Hükümet olmamız lazım. Veya zorlukları yenecek ve zorlukları paylaştıracak geniş tabanlı, milletin geniş kısımlarını kucaklayan
hükümet kurmamız lazım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüksek girdilerden çiftçilerin sosyal güvencesine kadar tarımla ilgili pek çok konuyu sorunun asıl sahipleriyle birlikte ele aldı. İşçinin emeklisi var, memurun emeklisi var ama çiftçilerin emekliliği yok. Perinçek, çiftçinin tohumluk ayırma geleneğinin bugünün üretim ekonomisinin de temel zorunluluğu olduğunu söyledi. Üretim devriminin bu esaslara dayalı olarak yapılacağını vurguladı. Herkes üretimi seviyor. Üretim, üretim, üretim diyor ama üretim nasıl olur? Tohumluğu ayırarak, yatırım için tasarruf yaparak, ülkenin gelirinin bir kısmını fabrika açmaya, iş yeri açmaya ayırarak. Şimdi bunu yapmamız gereken bir döneme giriyoruz. Üretim devrimi bu. Tasarruf yapacağız, yatırım yapacağız, plan yapacağız. Vatan Partisi lideri gelen bir soru üzerine geçtiğimiz günlerde yapılan Tarım Orman Şurası'na dikkat çekti. Yerli ırkların, yerli tohumların kullanılması için kararlar alındığı söylendi. Bir hatadan dönülüyor. Yani bu yabancı tohum büyük bir hataydı. Efendim, yabancı ırklar hayvancılıkta hataydı. Yerli tohum, yerli ırk hayvancılıkta bizim tercihimiz olmalı ama o yerli ırkları ve yerli tohumları da zirai yöntemlerle, çağdaş ziraat teknolojisiyle ıslah edebiliriz, daha verimli hale getirebiliriz. Doğu Perinçek, geç saatlere kadar süren sohbette bölge çiftçisini dinledi. Tüm toplumun zorlukları paylaşarak aşacağını belirtti. Tarihi fırsatı değerlendirelim, hepimiz huzur olalım. Kendi imdadımıza yetişelim, Atatürk olalım ve Türkiye'nin önündeki üreten, bereketli, aydınlık dönemi el birliğiyle, güç birliğiyle değerli kardeşlerim getirelim. Mersin Anamur'da devam etti sevgili seyirciler. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in üretim sorununa yönelik çözüm önerileri. Birazdan ekranınıza getireceğiz. Türk ordusuna ve vatanseverlere kumpas kuran yargı içindeki FETÖ'cüler tek tek ayıklandı. 15 Temmuz'dan bugüne 3926 hakim ve Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi. Ayrıca açılan 289 fiili darbe davasının 270'i sonuçlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadelede adalet nöbetinin devam ettiğini vurguladı. Mevzuatımızda gerçekleştirilen değişikliklerle adalet sistemimize çok önemli yenilikler kazandırılmıştır. Türk ordusunun kahraman mensuplarına kumpaslar kurdular, vatanseverleri cezaevine attılar. Yargıyı katleden FETÖ'cüler şimdi ya firar ya da tutuklu durumdalar. FETÖ 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yargı içindeki unsurları tek tek temizlendi. Yargı mensuplarımız 15 Temmuz akşamından itibaren gece gündüz adliye koridorlarında demokrasi ve adalet nöbeti tutmuştur ve bu nöbeti sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet Savcısı sayısı 3926'dır. FETÖ ile mücadelede açılan davalar kapsamında 3 yıl sonra önemli bir yol katledildi. Açılan 289 darbe davasının 270'i karara bağlanmıştır. FETÖ elebaşı ile ilgili 7 ayrı talep ABD makamlarına gönderilmiş ve 27 ayrı suçtan iadesi istenmiştir. Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önündedir. Bu konu üzerinde yine hassasiyette durmaya devam edeceğiz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadelenin yanı sıra yargı reformuna ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Yasalaşan birinci yargı paketinin faydalarından söz etti. Müşterek talep ve öneriler üzerine belge bina edildi. Bu özelliğiyle YRS Türkiye'nin belgesidir. Milletimizin ortak sesidir. Gül, Adalet Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan ödenek miktarını da açıkladı. 2020 teklifinde bakanımıza tahsis öngörülen toplam bütçe 19 milyar 751 milyon 360 bindir. Bu bütçe rakamının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki payı 1.69'a karşılık gelmektedir. Ankara'da hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı. Yurt genelindeki soruşturma ve operasyonlar da sürüyor. Ankara'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı tespit edilen 46 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. Firari FETÖ şüphelisi saklandığı hücre evinde yakayı ele verdi. Ankara'da Fethullahçı terör örgütünün firari üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Örgüte ait hücre evine baskın düzenleyen ekipler M.Ö. adlı zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 200 bin liralık döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Paranın bir kısmının aspiratör içerisine gizlendiği tespit edildi. Şifreli haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı. FETÖ'ye yönelik yurt genelindeki soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şifreli haberleşme programı Baylok kullananlara karşı harekete geçti. Polis, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünü yakaladı. Emniyet ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Hatay merkezi 4 ilde ise örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'ünün muvazzaf, birinin ise yarbay olduğu öğrenildi. Sınır ötesinde kararlılıkla devam eden terörle mücadelede bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Irak'ın kuzeyinde süren pençe operasyonlarında 163 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlerin sığınak, depo ve barınak olarak kullandığı 373 mağarayla 344 mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Barış Pınar Harekatı bölgesinde de teröristlere göz açtırılmıyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. PKK'nın kaybı bilançoya yansıdı. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadelemiz de aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Irak'ın kuzeyinde icra edilen pençe operasyonlarında 163 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe 1 ve 2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş. Terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Pençe 3 operasyonunda ise bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda PKK-PYD'nin muhafaza ettiği ekipmanlar imha edildi. Yine Tel Abyad'da teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 adet uçak mühimmatı tespit edilerek imha edilmiştir. Resulayn'da PKK-YPG'li teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada toplam 683 adet roket lançeri, 93 adet el yapımı patlayıcı kabı ele geçirilmiştir. Öte yandan güvenlik kaynakları Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlandığını söyledi. Harekat alanı içinde EYP ve mayın arama tarama faaliyetleriyle keşif gözetleme faaliyetlerinin icra edildiğini kaydetti. Bunun yanı sıra Rusya ile Soçi mutabakatı gereği devriye faaliyetlerine de devam ediliyor. Türk ordusuyla Rus ordusuna ait 8 araç Kamışlı-Derik istikametinde 11. Ortak Kara Devriyesini icra etti. Önceki devriyelerde PKK'nın bazı provokasyonlar tezgahladığı görülmüştü. Devriye sırasında askeri araçlara taş, molotof gibi cisimlerle saldırılar düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu provokasyonların engellenmesi için Rusya ile görüşmeler yapıldı. Bu temasların ardından Rusların bir takım girişimleri olduğunu belirten kaynaklar, provokasyonlarda bir azalış olduğu bilgisini verdi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olduğu dönem kulübün as başkanlığı görevini yürüten Ozan Balaban, Umudumuz Spor programına katıldı. Spor yazarı Cem Zeren'in sorularını yanıtlayan Balaban, FETÖ kumpasıyla Fenerbahçe'ye verilen zararın bilançosunu anlattı. Umudumuz Spor demeye, Türkiye'ye sporla umut vermeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önceki as başkanı Ozan Balaban, spor yazarı Cem Zeren'in hazırlayıp sunduğu Umudumuz Spor programında Şike Kumpası ile ilgili bilgi verdi. Balaban, 3 Temmuz öncesi ve sonrası Fenerbahçe'nin bilançosundaki değişime dikkat çekti. 3 Temmuz öncesi Fenerbahçe'nin futbol AŞ, futbol takımının bilançosu artı 12 milyon, değeri de şirket değeri de 1 milyarın üzerinde. 4 Temmuz günü şirketin değeri 3'te 1'e düşmüş. Yani ciddi bir borsada değer kaybı var. Yöneticilerin Sayın Başkan'ın tutuklanmasıyla, cezaevine yollanmasıyla o artı 12 milyonlardan bilançolar eksi 300 milyonlara düşmüş. Sporun siyasette iç içe olduğunu vurgulayan Balaban, FETÖ'nün Şike Kumpası'yla ülke sporunu ele geçirmek istediğini söyledi. Amaç
ülke sporunu ele geçirmek, ülke sporunu da ele geçirmek için başlanacak en önemli yer Fenerbahçe Spor Kulübü. Çünkü taraftarıyla, spora verdiği destekle, duruşuyla, cumhuriyetçiliğiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Fenerbahçe yönetimi FETÖ'ye teslim olsaydı böyle bir operasyon olur muydu? Kesinlikle olmazdı. Zaten hem Futbol Federasyonu'na hem de Fenerbahçe'ye bu değişik kanallardan mesajlar olarak verilmiş. Yani Aziz Bey'e de verilmiş bu mesaj. Aziz Bey hiçbir zaman ne kulübü ne yönetimi teslim etmediği için böyle bir operasyon yapıldı. Eski Fenerbahçe As Başkanı Ozan Balaban spor ekonomi ilişkilerini değerlendirdi. Sponsorluklar çok önemli. Yani federasyonların verdiği destekler var. Başarının gelmesi için sizin kendi kulüp olarak işte çıkardığınız merchandising. Ben bir dönem Fenerbahçe Feneryum projesinde de çalıştım. Feneryum'dan satışların yapılması, oradan kulübe gelir elde edilmesi çok önemli. Taraftarın kulüplere sahip çıkması çok önemli. Ama eğer kalıcı bir başarı istiyorsak altyapılara önem vermek lazım. Bu da sponsorsuz ve şirketlerin desteği olmadan çok zor. Hem Ozan Balaban hem Cem Zeren, Türkiye'nin altyapıya önem vermesi gerektiğini belirtti. Ekonomideki çıkmazın çözümü Mersin Anamur'da masaya yatırıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, üretim sorununun çözümüne ışık tuttu. Üretim devrimi kurultayında konuşan üreticiler ve temsilcileri Türkiye'nin gerçek gündemini değerlendirdi. Üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Dördüncü toplantı Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı. Bu millette, bu çiftçilerle, bu önderlerle Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Vatan Partisi'nin düzenlediği kurultayda sorunlar masaya yatırıldı, çözüm anlatıldı. Türkiye'nin önündeki zorlukları yenecek hem ekonomide, hem dış siyasette, hem güvenlikte eşgüdüm halinde politikaları yürütecek bir hükümetin oluşturulması temel meseledir. Düzenlenen üretim devrimi kurultayında üreticiler ve temsilcileri bir araya geldi. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şerif Gümüş, tarımda milli politika talep etti. Biz üreticiler olarak kendi tohumumuzu, kendi gübremizi, kendi ilacımızı üretmemiz lazım. Potansiyelimiz var, buna yürekle inanıyorum. Ama bir an evvel milli tarım politikasına geçmemiz gerekir. Konuşmacılardan Dokuma ve Kültürleri Geliştirme Derneği Başkanı Begüm Balcı önerilerini sıraladı. Yerel ekonomilerin gelişmesi için kültürel ögelerin ekonomiye kazandırılmasını savunuyoruz. Ekonomi devriminde küçük üreticinin, küçük imalatçının problemlerinin çözülmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticinin taleplerinin üretim devrimi programıyla örtüştüğünü ve hedefin artık bu programı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Burada iki kavram üzerinde birleştik. Biri üretim, biri millilik. Bu aynı zamanda Türkiye'nin önündeki program. Üretici bir Türkiye ve milli bir Türkiye. Üreticilerin milli hükümetinde birleşebilecek partileri, zorlukları yenmede el ele verecek partileri birleştireceğiz ve o zorluklar başımıza büyük felaketler getirmeden önceden tedbirimizi alarak o milli hükümeti, üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Açılış konuşmasını Ulusal Kanal Anamur temsilcisi Uğur Afyoncu'nun, moderatörlüğünü ise tiyatro sanatçısı Ercümen Çamlı'nın yaptığı kurultaya katılım yoğun oldu. CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiasıyla başlayan kriz büyüyor. İnce'nin çete ve kumpas suçlamalarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP içinde çete arayanların gaflet içinde olduğunu söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da İnce'yi dedikoducu ve yalancı ilan etti. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz, açık söyleyeyim. CHP içinde kılıçlar çekildi, Beştepe'ye giden vekil iddiasının yarattığı kriz derinleşti. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Sözcü gazetesi yazarı Rahmet Uğran'ın CHP'li bir isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü iddiası tartışılmaya devam ediyor. Muharrem İnce, CHP içinden bir grubun kendisine kumpas kurduğunu savundu. CHP Genel Merkezi ise kumpasın adresi olarak Beştepe'yi işaret etti. Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağında bir prangadır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda ilerlemesi
imkansız hale gelecektir. Bu kumpasın iki amacı vardır. Birincisi milletin aş iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar suikastı yapmaktır. İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde bir çete olduğunu gündeme getirmesine yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztürak ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Dışarıdaki rakiplerim değil, partideki bir küçük grup üretmiştir bunu. Cumhuriyet Halk Partisi ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayi Milliye ruhunu bulmuşlardır. Bundan sonra da bulacaklardır. Muharrem İnce 7/24 televizyon programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin. İnce'nin kumpasçılar için yaptığı disiplin çağrısı ise CHP Genel Merkezi'nde karşılık bulmadı. Bu olay sonunda bana iftira atıldı, kumpas kurulduğu bütün gerçekleriyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar. Bunları değerlendirmedik yukarıda, konuşmadık arkadaşlar daha. Konu AK Parti ile CHP arasında da polemiğe dönüştü. CHP'li sözcülerin Cumhurbaşkanlığını kumpasçı olarak suçlamasına iktidar partisinden yanıt geldi. Bir siyasi parti yöneticilere eliyle nasıl çökertilir? Bir siyasi partiye gönül veren vatandaşlarımızın umutları, hayalleri nasıl tahrip edilir? Bunun net bir örneğini görüyoruz. Yani kumpası kuranların kendilerinin her gün temas ettiği birileri olduğu açık. 28 milyar Türk lirası borcu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yabancı bankalardan kredi çekti. Almanya ve İngiltere ziyaretlerinden 110 milyon avro krediyle dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu parayla 2 metro hattında çalışma yapılacağını duyurdu. Finans ve yatırım imkanlarını aramak için öncelikli olarak bu gezilerimizi gerçekleştirdik. Almanya ve İngiltere'de küresel finans çevreleriyle masaya oturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi krediyle döndü. 28 milyar Türk lirası borcu olan İBB'nin kasasını yabancı bankalar doldurdu. Projeleri olmak üzere çok sayıda yatırım, ne acı ki finansman ihtiyaçları sebebiyle 2 yıldır durmuş idi. Bu durağan dönem tabii şehrimiz adına da farklı tehditleri de ortaya koyuyor. İBB'ye en büyük kredi desteğini Deutsche Bank sağladı. Sultanbeyli Çekmeköy metrosu için 110 milyon avroluk kredi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı bankalardan alınan kredilerle 2 metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını ilan etti. Yapılan sözleşmenin de bu seyahatten sonra olması bizim için değerliydi. Etkisi olduğunu yine düşünüyorum. Bu görüşmeler sonucunda ve imzaladığımız bu yeni kredi sözleşmesiyle de Sultanbeyli Çekmeköy metromuza da 2 yıl aradan sonra başlamış olduk. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Avrupa'da bir dizi ziyarette bulunmuştu. Chatham House başta olmak üzere birçok kuruluşla görüşen İmamoğlu, küresel finans piyasalarının aktörleriyle masaya oturmuştu. Tepki çeken bu ziyaretlere karşı kamu bankalarının İBB'ye kredi vermediğini savundu İmamoğlu. Uluslararası finans ve siyaset ilişkilerini daha üst seviyeye taşıyacaklarını belirtti. Dansçı Zeynep Tanbay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı. Tanbay, kimse bana ne mutlu Türk'üm diyene dedirtemez sözleriyle tepki çekmişti. Zeynep Tanbay ayrıca Ermeni sözde Ermeni soykırım iddialarını desteklemesiyle de biliniyor sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti. Erdoğan Doha'da Katar Emiri El Sani ile görüştü. İki ülke arasında 7 ayrı anlaşma imzalandı. Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler güçleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Doha'da bir araya geldi. Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeler ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda 7 anlaşma imzalandı.
Ortak bildiriye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Al Sani imza attı. O anlaşmalardan biri merkez bankaları arasında yapıldı. Buna göre Türk lirası Katar riyali ikili para swap düzenlemesine ilişkin değişiklik anlaşmasına varıldı. İmza töreninde bakanlarla İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar temasları kapsamında Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Burada konuşan Erdoğan, hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı dedi. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektedir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde 2,5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum. Bir kez daha birliğimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sınır boylarımızda, dağlarımızda, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Balkanlar'da, Lübnan'da, Somali'de ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan, bağımsızlığımızın, güvenliğimizin ve huzurumuzun teminatı tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne özel bir mesaj paylaştı. Kadına yönelik şiddette mücadele edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı ve jandarmada yayınladıkları videolarla KADES uygulamasına dikkat çekti. Cumhuriyet Kadınları Derneği de bir basın açıklaması yaptı. Dünyada her yıl binlerce kadın öldürülüyor. Kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarına rağmen cezalar caydırıcı değil. İstatistiklere göre Türkiye'de 2015-2018 yılları arasında toplam 1559 kadın öldürüldü. 2019 yılında ise Ekim ayına kadar 340 kadın cinayeti işlendi. İşte bu şiddetin önüne geçilmesi için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne özel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Kadına yönelik şiddet insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek. İnşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. Acil destek ihbar sistemi KADES için İçişleri Bakanlığı'nca bir video hazırlandı. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması sayesinde güvenlik güçlerine bir tuşla ulaşabilirsiniz. KADES, kadına şiddet vakalarının önüne geçmek için kullanılıyor. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar KADES'e kolaylıkla ulaşabiliyor. KADES'i her akıllı telefon kullanıcısı indirebiliyor. KADES, ihtiyacınız olduğu anda... Uygulamaya Jandarma Genel Komutanlığı da dikkat çekti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadın vatandaşlarımızın daima yanındayız denildi. Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri ise ortak basın açıklaması düzenledi. Yasalar önünde eşit olduklarını söyleyen CKD'li kadınlar bu haklarını sonsuza kadar kullanmakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin tüm uluslararası sözleşmelere taraf olarak koyduğu imzalar bağlayıcıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri olarak bu sözleşmelerden doğan haklarımızın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet hiçbir şekilde tasvip edilemez. Zaten Türk milleti de
bu tarz bir şiddeti asla ve asla tasvip etmiyor. Türk toplumunun dünya toplumları arasında kadına şiddet konusunda en hassas toplumlardan biri olduğunu da altını çizmeli. İzmir'de sağanak yağışa rağmen kadınlar teröre ve şiddete karşı yürüdü. Cumhuriyet Kadınları siyasi partileri ve kitle örgütlerini birleştirdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şubesi'nin düzenlediği eyleme AK Parti, İyi Parti, Vatan Partisi ve pek çok kitle örgütü katılarak destek verdi. İzmir Karşıyaka'da kadınlar kadına karşı şiddet ve mücadele gününde İzmirlileri birleştirdi. Kadına uygulanan her türlü şiddete karşıyım. Karşı duran her türlü de birlik, beraberlik içinde yürümeye, koşmaya, tüm aksiyonlara hazırım. Sağanak yağmura rağmen teröre ve şiddete karşı yürüyüş Cumhuriyet Kadınları öncülüğünde gerçekleşti. Eyleme AK Parti, İyi Parti, Vatan Partisi ilçe başkanlıklarının yanı sıra Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği, Karşıyaka İş Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği katıldı. Sorunu vardır. Bugün Emine Bulutlar. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, kadına karşı şiddete karşı olduğunu dile getirdi. Bu duruşunda burada kadın derneği göstermekten, beraber olmaktan, farkındalığa katkıda bulunmak için biz de bugün bu yürüyüşe katkı sağlıyoruz. Buradayız. Kadının şiddeti her türlü hayırlıyız. İyi Parti İlçe Başkanı Seçkin Boyuna, kadına şiddete senede bir gün değil her zaman karşıyız dedi. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için kadına şiddete sadece senede bir gün değil her gün karşıyız. Eyleme katılan siyasi partilerden biri de Vatan Partisi'ydi. Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, teröre ve şiddete karşı kadın yürüyüşü birçok siyasi partiyi birleştirmiştir ifadelerini kullandı. Eylemde ortak basın açıklamasını Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Çetin yaptı. Kadına karşı şiddetle mücadele gününde turuncuyu değil, kırmızı beyaz al bayrağımızın gölgesinde bu yürüyüşte bulunan bütün dostlara selam olsun. Çetin ortak açıklamada 25 Kasım'ın sadece kadına şiddetin günü değil, emperyalizme karşı vatan savaşı veren kadınların ABD askerleri tarafından katledildiği gündür, dedi. Bugün Cumhuriyet Diyarbakır'da HDP'yi biraz önünde diren annelerimizdir. Eylemde Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler de unutulmadı. HDP binaları önünde ellerinden zorla alınan evlatları için direnen annelerimizi görmeyenleri reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde Diyarbakır annelerinin de kadınlara çağrısı vardı. PKK tarafından daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 84 gündür HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler tüm kadınlara kendilerine destek olmaları için çağrıda bulundu. Diyarbakır annelerinin HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri evlatlarına yeniden kavuşmak ümidiyle 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapıyor. Kızı Hayal'in 5 yıl önce 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Süheyla Demir Ağrı'dan gelerek eyleme katılmış. Kameralar karşısında güçlükle konuşan Süheyla Demir bir kadın ve anne olarak şiddetten daha acı bir durum yaşadığını belirtti ve kadınlara seslendi. Bizi evlatlarımızdan ayırdılar, ciğerimizi yaktılar. Bugün benim evladım gitmiş. Allah korusun, yarın sizinki de olabilir. Bu acıyı siz de yaşayabilirsiniz. Biz bütün aileler için, bütün anneler için buradayız. Biz diyoruz ki bizi görsünler artık. Bize destek versinler. 5 yıl önce 14 yaşında daha kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl de yaşadıklarının hiçbir acıyla kıyaslanamayacağını söyledi. Kürtlerin kalbini yerinde söktürmek için çocuklarını götürüyorlar. Bu Kürtlerin davası değil. Bu bizim davamız değil bu. Biz milletimize, bayrağımıza, Türkiye'mize sadık insanlarız. Evlatlarımızı artık geri getirsinler. Ben Tuncay'ımı istiyorum ya. Ben Tuncay'ımı istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum ki.
Süt ürünlerine gelen zam kahvaltı sofralarını vurdu. Zamlar nedeniyle esnaf iş yapamıyor, vatandaşsa eskisi gibi sofrasını çeşitli ürünlerle kuramıyor. Ürünlerdeki artışın nedeni ise süt yokluğu, sütün az oluşu ürünlerine yansıyor. O da tüketicinin cebini yakıyor. Bu kaç kaşarı, fabrikası bizim. Ben bu sene gibi sene görmedim. Memlekette süt yok. %40. Zam geldi. Onun için böyle gram gram alıyoruz. Vatandaşlar artık kahvaltılığı kilo kilo almayı bırakın, gram gram alıyor. Sadece bir şiş de alabiliyoruz, evet. Başka yok. Şimdi milletin alım gücü bitti abla, bitti. Süt ürünlerindeki fiyat artışı kahvaltı sofralarını vurdu. Örneğin bir kaşar peynirin kilosu 50 lirayı geçti. İyi bir kaşar yiyeyim derseniz yani 80'den 100 lira arası değişiyor. Peki. Orta halli bir kaşarın fiyatı 50 lira, 45 lira. 45 lira, 50 lira bağlı ya. 3 sene önce bir kalıp peynir 12 lira, 15 lira geliyor. Ama şimdi bir kalıp peynir 30 lira geliyor. Genel sorun sütümüz bol olsa peynirimiz de ucuz olur yani. Abiler adalar, abiler adalar. Piyasada sütün az olması ürünlere yansıyor. Ürünlerdeki fiyat artışı da direkt olarak tüketiciyi etkiliyor. Tamamen sütlere bağlı. Hayvancılığın biraz azalması, tabii sütlerin az çıkması tamamen peynir ürünlerini etkiliyor. Memlekette süt yok. Sütte de çoğu zam geliyor. Piyasa çok etkiliyor. Önceden böyle çeşit kahvaltılıklarımız olurdu biliyorsunuz, özellikle yani peynir. Çeşit kahvaltı işte. Tek peynir. Sadece peynir. Her şey zam. Nereye kadar yiyecek? Ben ne yiyecek? Ne? İki kalıp peynir alın şimdi gelip 10 liraya gitsin. Yarım kilo istiyor. 100 gram istiyor. 200 gram peynir alıyor. Hayvancılar süte biraz daha önem versinler ki fiyatlar biraz daha otursun, aşağı insin ki milletin alım gücü biraz daha yükselsin diye şey yapıyorum abla ben. İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı en ucuz ürünlerin merkeziydi. Ancak hayat pahalılığı oraya da vurdu ve şu an burada da en ucuz peynirin kilosu 39 lira. 32 liradan başlıyor, 45 liraya kadar beyaz peynir var. Geçen seneye göre %40 falan artışta. 3 kişilik bir ailenin kahvaltılığı eskiden 150 liraydı. Şimdi otomatikmen 300 liraya çıktı haftalık yani. Ben köyde yetiştiriyorum her şeyimi, çökeliğimi, yağımı. Bu sene de zam yok, bu sene de zam yok. İmalat kapasite kullanım oranı Kasım ayında yükseldi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre %8 artarak 77.2 oldu. İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı. İmalat sanayi geneline kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre %8 puan artarak %77.2'ye yükseldi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre %7 puan artarak %76.7'ye yükseldi. Unicredit'in Yapı Kredi'yi kontrol eden %50 hissesini Koç Holding'e satacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Henüz bir karar alınmadığı vurgulandı. Koç Holding'in Yapı Kredi'deki İtalyan ortağı Unicredit'in bankadan çıkıp hisselerini Koç Holding'e satacağı belirtilmişti. İddialarla ilgili Koç Holding'den açıklama geldi. Koç Holding, İtalyan ortağı Unicredit'le Yapı Kredi hisseleri konusunda görüşmelerin olduğunu doğrulayarak konuyla ilgili olarak alınmış kesin bir karar olmadığını bildirdi. Unicredit'te yaptığı açıklamada Koç'ta görüşmelerde hisse satışı kararı çıkmadığını söyledi. Koç Holding, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı yazılı bir açıklamada görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Alman kimya devi BASF Çin'e yöneldi. Şirket Çin'de 10 milyar dolar yatırımla tesis kurma çalışmalarına başladı. Ekonomide Avrupa ülkelerinin Asya'ya yönelimi sürüyor. Alman kimya devi BASF, Çin'in Huangdong eyaletinde değeri 10 milyar dolar olan yatırım projesini başlattı. BASF'ın söz konusu akıllı projesi, teknik plastik ve termoplastik poliüreten üretim fabrikaları içerecek. Bu fabrikaların 2022 yılına kadar işletmeye girmesi gerekiyor. Verbund adlı proje, Çin'in ağır kimya sanayi alanında bütünüyle yabancı fonlar aracılığıyla finanse edilen ilk projesi de olacak. Projenin imzaları 2018 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin ziyareti sırasında atılmıştı.
Çin'in Hong Kong Özerk İdaresi'nde pazar günü yerel seçimler yapıldı. Merkezi yönetim karşıtları seçimi büyük farkla kazandı. Yaz mevsiminin başından bu yana şehri etkisi altına alan protesto ve şiddet dalgasının seçim sonuçlarını belirlediği yorumu yapılıyor. Öte yandan Çinli People's Daily Mail gazetesi, Amerikan devletinin fonladığı kurum olan NED'in Hong Konglu göstericilere milyonlarca dolar para aktardığını yazdı. Çin'in Hong Kong Özerk İdaresi'nde pazar günü yerel seçim yapıldı. Belediye meclisinin belirlendiği seçimlerde merkezi hükümetin karşısında yer alan isimler daha çok oy aldı. Merkezi hükümet karşıtları 18 bölgeden 17'sini kazandı. Muhalifler 452 sandalyeli mecliste 344 sandalye ile çoğunluğu ele geçirdi. 7 milyon 400 bin nüfusu şehirde 2 milyon 940 bin kişi sandık başına gitti. Seçime katılım oranı %71.2 olarak açıklandı. Meclis üyeleri genel seçimde yeni hükümeti oylayacak komitede yer alma hakkına sahip. Belediye meclis üyeleri hükümetin seçilmesinde söz sahibi olmalarının yanı sıra altyapı, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yürütme görevini de üstleniyor. Hong Kong İdari Amiri Carrie Lam seçimlerin ardından açıklama yaptı. Seçimlere saygı duyduklarını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek değerlendirmesinde bulundu. Hong Kong'da merkezi yönetim karşıtı siyasilerin başarı sağlamasında yaz başından bu yana devam eden eylemlerin etkisi büyük. Çinli yöneticilerse pek çok kez protestocuların Amerika, İngiltere ve Almanya tarafından desteklendiğini ifade etmişti. Çinli People's Daily China, Amerikalı Demokrasi İçin Ulusal Yardım Kuruluşu'nun Hong Kong'taki göstericilere para aktardığını kanıtlayan bir videolu haber yayınladı. Haberde Demokrasi İçin Ulusal Yardım Kuruluşu'nun kısa adıyla NED'in yabancı ülkelerdeki seçimlere nasıl müdahale ettiği aktarıldı. CIA yıllardır yabancı ülkelerin seçimlerine müdahale ediyordu. Ancak CIA operasyonları tepkiyle karşılanınca 1983'te NED kuruldu. Sivil toplum kuruluşu gibi gözüken NED'in bütçesi ise Amerikan devleti tarafından finanse ediliyor. NED, demokrasi adı altında dünyanın dört bir yanında seçimlere müdahale ediyor. Galip çıkmasını istedikleri taraflara milyonlarca dolar para aktarıyor. NED'in 1998'de Venezuela'da, 2002'de Haiti'de seçimlere müdahale ettiği biliniyor. Çinli gazete People's Daily China, NED'in Hong Kong'taki eylemlere de müdahale ettiğini iddia ediyor. Amerikalı yetkililere ve NED raporlarına dayandırılan haberde, NED'in Hong Kong'taki göstericilere 2017'den bu yana 10 milyon doların üzerinde para aktardığı ifade ediliyor. Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ediyor, bilanço ise giderek ağırlaşıyor. Hafta sonu ülkenin farklı şehirlerinde yapılan gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı. 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti. Irak'ta hükümet karşıtı olarak başlayan gösteriler şiddet eylemleri olarak devam ediyor. Irak'ta eylemler hafta sonu da devam etti. Başkent Bağdat başta olmak üzere Basra ve Zikar vilayetlerinde eylemcilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Zikar'da eylemciler valilik binasını ateşe verdi. Hafta sonu süren gösterilerde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. 15 binden fazla kişi de yaralandı.
İran'da 10 gündür devam eden eylemler azalarak bitme noktasına geldi. Ülkede kesilen internet tekrar açıldı. İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ise yayınladığı videoyla göstericilere destek verdi. Eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani döneminde yolsuzluğun 10 kat arttığını iddia etti. Halkın hükümete tepkisini haklı bulduğunu açıkladı. İran'da 16 Kasım'dan bu yana devam eden eylemler ülke genelinde sönmeye başladı. Ülkede kesilen internet de tekrar açıldı. Gösteriler nedeniyle aksayan gündelik hayat normale dönmeye başladı. Ülkede hükümeti destekleyen geniş katılımlı eylemler yapılmaya başlandı. İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ard arda yaptıkları açıklamalarla gösterilerin bastırıldığını açıkladı. İranlı liderler eylemlerin Batı tarafından desteklendiğini ifade etmişlerdi. Öte yandan İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad göstericilerden yana taraf çıktı. İran eski Cumhurbaşkanı yayınladığı görüntülü mesajla göstericilere destek verdi, yöneticileri eleştirdi. Ahmedinejad, Ruhani döneminde yolsuzluğun 10 katına çıktığını ve halkın yoksullukla yaptırımlara tahammül etmek zorunda kaldığını söyledi. Eski Cumhurbaşkanı, yeni yönetimin halka baskı uyguladığını ifade etti. Memleketin başına ne bela getirdiniz? Konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz, aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz şeklinde konuştu. İranlı yetkililer, 16 Kasım'dan bu yana devam eden gösterilerde 6 güvenlik görevlisinin ve bir göstericinin öldüğünü duyurdu. Uluslararası Af Örgütü ise en az 115 göstericinin öldüğünü iddia ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen Asya Afet Azaltma 2019 konferansına katıldı. Afet müdahale planımız hazır diyen Soylu, Türkiye'de toplam 16.427 adet toplanma alanı olduğunu açıkladı. Bugün Asya'nın köklü medeniyetlerinin yeniden uyanışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Bundan heyecanlanıyoruz. Ve bundan umutlanıyoruz. Bu yükselişi engellemeye, doğunun kaynaklarını sömürmeye yönelik batıdan gelen müdahaleler sonucunda bugün hep birlikte yaşadığımız, karşı karşıya olduğumuz göç, terör, yerinden edilmiş insanlar, İç savaş gibi sorunların da kalıcı olmayacağını, Asya'nın medeniyet birikiminin ve birlikteliğinin bu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Bunları medeniyet gücümüzle, engin kültürümüzle engelleyebiliriz. Ancak engelleyemeyeceğimiz bir şey var. O da deprem, deprem, deprem. Afet yönetim stratejisi belgesi ve eylem planımız hazırlanmıştır. Bunun altında afet risk azaltma planı, Türkiye afet müdahale planı ve Türkiye afet sonrası iyileştirme planından oluşan bir yapı kurguluyoruz. Afet müdahale planımız hazır. Diğerlerinde çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Elbette ki sadece personel, makina ve teçhizat yatırımı yapmakla afetleri önlemek mümkün değildir. Bu noktada toplumun her kesiminde güçlü bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Bu maksatla kendimize 6 stratejik ilke belirledik. Bunların ilki 2019 yılını önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti ve biz bunu yaptık. Geniş çaplı bir bilgilendirme, eğitim ve farkındalık kampanyası başlattık. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22.899. Bu yıl ise 20.940'tır. Tüm Türkiye'de toplam 16.427 adet toplanma alanımız vardır. Bir haftalık ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı. Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil sonrası ders zili yeniden çaldı. Günaydın çocuklarım. Günaydın. Ara tatil sona erdi. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil sonrası öğrenciler heyecanla okullarına koştu. Okulların açılmasıyla trafik çilesi de başladı. Özellikle İstanbul'da uzun araç kuyrukları oluştu.
Mega kentte okul servislerinin yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi. Dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında gösterilen Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 21-25. yılını kutluyor. İlçe 9 günlük ara tatilde turist akınına uğradı. Karabük'ün Safranbolu ilçesi 9 günlük ara tatilde turist akınına uğradı. Bu yıl UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 25. yılını kutlayan ilçe dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında gösteriliyor. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer yılın ilk 10 ayında 80 bin yabancı olmak üzere 280 bin turistin ilçede konakladığını söyledi. 2019 yılı sonu itibariyle aslında hedefimiz 1.300 bini geçmekti. Ancak bu 9 günlük tatille beraber biz bunu çok daha fazla üzerine çıkacağımıza şimdiden hem hesaplıyoruz hem tahmin ediyoruz. Bu 9 günlük tatilde, ara tatilde hiç boş yerimiz yoktu. Hatta kendi birçok tanıdığımız, buraya gelmek isteyen insan da konaklama anlamında yer olmadığı için olumsuz cevap vermek zorunda kaldık. Bu sene Safranbolu'da biz UNESCO'ya girişini 1994'ten bugüne 25. yılını kutluyoruz. Bu 25 yılda Safranbolu sadece Türkiye'de değil, dünyada korumacılığın en önde gelen şehirlerinden biri ve bu da ününü her geçen gün arttırıyor. İlçe Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerinin yanı sıra geleneksel Safranbolu evleriyle ünlü. 3 katlı, 6-8 odalı tarihi evler yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti çekiyor. Evlerin yapımını etkilerdi. 9 günlük ara tatilde Türkiye'nin her yerinden Safranbolu'ya turist geldi. 4000 yatak kapasiteli ilçede boş oda kalmadı. Nüfusu 50 bin olan ilçe günübirlik turlarla gelen 100 bin turisti ağırladı. Muş'ta bir vatandaş nesli tükenmek üzere olan bir su samuru buldu. Murat Nehri'ndeki suyun azalmasıyla ortaya çıkan su samuru yetkililer tarafından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı. Muş'ta tarihi Murat Köprüsü'nün bulunduğu alanda bekçilik yapan Ömer Kırtan, nehir kenarında bir su samuru buldu. Jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber veren Kırtan, kulübesine götürdüğü hayvanı besledi. Biz suyun kenarında ses duyduk arkadaşlarla beraber. Su samurayı bulduk. Su samurayını aldık yanımıza. Bir buçuk saat yanımızda kaldı. Doğa ve Koruma Kurumu geldi, biz onlara teslim ettik. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı. Biz doğayı seviyoruz, biz de bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bulduğumuzda tekrar doğaya bırakacağız yani. Su samurunun Murat Nehri'ndeki suyun azalması nedeniyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bana da yemin. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.